Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bakalım bu arsada nasıl kazandınız? Bitcoin'de ne yaptınız? Bugün gene bir değerlendirme yapalım. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bizim kanalımız bir haber kanalı gibi düşünmeyin. Bizim kanalımıza Biraz kendi fikirlerimi de sizinle paylaşıyorum. Ne olacak? Ne olmayacak? Çünkü haberleri her yerde okuyorsunuz. Duyuyorsunuz. Ee, önemli olan yön vermektir ee, ya da yön vermekten çok hani olacak yer şeyin e trendin ya da bir e borsanın ya da bir para biriminin ya da bir paritenin nereye gideceği ile ilgili tahminlerde bulunmaktır bunları da yaparken e sağlam temellere dayandırmaktır. Yani her yerde haber bulabilirsiniz. Gazetelerde işte haber, bir sürü internet sitelerinde her yerde. Ama ben ilave olarak da genel olarak kendi fikirlerimi sizinle paylaşıyorum. Tamamen yatırım tavsiyesi olmadan bunları sizinle paylaşıyorum. Kendi fikirlerim. kendi fikirlerimin yanında diğer arkadaşlara da izleyerek karar vermenizi isterim. Şimdi konu başlıklarımıza bir başlayacak olursak, borsada yön belirlendi diyoruz. Şimdi öncelikle borsamıza gidelim. Borsamız ne durumda? Ee, ona bir bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz biz 100 indeksimiz ne no olmuş? Ee, yukarı çıktığında yine satış satışıymış gördüğünüz gibi. Ee, şunu şey yapalım. Branşımızı alalım. Keşke bunu Türkçe çevrem yapmış olsam. Neyse hep İngilizce e, takip ettiğimiz için işleri. Yapacak bir şey yok tabii ki yani. Ee, şurada görüyorsunuz arkadaşlar. 9456 düşmüş. Şuraya düşmüştü. İşte 8700 küsüre. Şimdi 8700 küsürden nereye çıkmış tekrar çıkmıştı? 9400'e. Tamam. Ne yapıyor? Artık bir önceki şuraya da gelemiyor artık. Yani galiba yukarı çıktığında yukarıdan alanlar satışı veriyor. Niye? Çünkü biliyor ki önünde seçim var. Seçime giderken ne olacağı ne yapacağı belli değil. Şimdi arkadaşlar, borsa ile ilgili şöyle bir durum, ee, şimdi borsada yön belirlendi diye konu başlığımız vardı. Böyle düşünmeyin, ee, şimdi bir de e, videolarımla ilgili e, arkadaşlar ses ile ilgili daha önce de bir sorun varmış, onu biraz geç fark ettim. E, seslerde bir e, gürültü falan yok, artık şu anda net çıkıyor. Bir de videolarımı da, o, olabildiğince hızlı yapacağım e, kısa sürede hani e, herkesin daha çok izlemesi için. Bu nedenle biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Biraz da hızlı geçmiş olabilirim. Bundan sonra videolarım daha da sık yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü e, internette baktığımda e, çoğu kişi almışlar Bitcoin'larını ya da bilmem neyi. Sizlerle paylaşarak e, sizi kandırmaya çalışıyor. Yani bu WhatsApp grupları, Telegram gruplarından hiçbir farkı yok. Ya yani Bir de borsa borsa yönlendirmeye çalışanlar çok fazla var. bu arkadaşların da çoğu borsa'da kendi firmaları var ya da borsa aracı firmalarında işler yapıyorlar. Ya bunlar yaparken gerçekten düşün iyi düşünün. Yani ya onları izleyerek ya da beni izleyerek karar verin demiyorum. Ya onları da izleyin, bizi de izleyin ama bir geniş bir, bir spekte düşünün diyorum. Şimdi neyse geri gelelim borsa durumumuza. Arkadaşlar sonuçta 9400'de eee alanlar uçacak diyen arkadaşlar 13 güne yönlendirmişlerdi biliyorsunuz. E, ee, ne oldu? Seçim öncesi bir de büyük bir Mehmet Şimşek henüz e, planı başlamadık deyince zaten koptu. Bu planı başlamadık deyince zaten ben daha önce Ağustos'tan beri size anlatıyorum bunu. Böyle bir plan yok. Çünkü e, yani yabancılar Şöyle, şöyle, bir yerden yani 7 bin küsür üstünden borsaya girdiği zaman siz bu borsadan bu insanlara, yurt dışı insanlara para kazandıramazsınız. Bu nedenle borsayı şu civara çekmek zorundasınız. Bu civarda 5 bindir. Bu civara çekmediğiniz sürece yurt dışından insanlar sen borsana kimse girip de al sat yapmayla uğraşmaz. Aldığı zaman da kafaya koyup bir dinle gidip şarj nokta yatması gerekiyor bu adamların. Böyle zırt pırtı sürekli al sat yani bofa gibi sürekli aldı sattı yapay zeka ile bilmem ne yaptı. Robot da iş yaptı öyle bir düşünmeyin arkadaşlar büyük firmalar onlar değildir A onlar vurkaççılardır büyük firmalar geldiğinde aşağıdan girecekler Mehmet Şimşek'in bahsettiği kişiler aşağıdan alacaklardır bu durumda e borsa ne olacak arkadaşlar e ilk saldığında 7500'e salacak sonrasında da al e şu şey kırmış olacak. 7 bin aşağı kırmış olacak. 7 bin aşağı kırdığında da zaten seçim sonrasına gelmiş oluyor. Seçim sonrasında ne olacak? Hükümetin seçim sonrasında bir borsayı yükseltme gibi bir hedefi olamaz. Çünkü e, insanların e, dolar karşısında sıkıntıları olduğundan dolayı ona çözüm bulması gerekiyor. Bu nedenle e, ister istemez borsa ile ilgili planlar yatırımlar çekmiş olacak. Çektiği zaman da ister şöyle şurada az bir oyalansa da şuraya gelmek zorunda ki yurt dışı müşterilerine. Bu ideali. Ben bu yabancı olsam burada da girmem. 5000'de de girmem. Yurt Çünkü ideal olan şu sınırdır. 4000 küsürlerdir. Çünkü ben yurt dışına geleceğim. risk atacağım. Şurada alacağım. Sonra da düşürdü. Ne yapacağım? Burada iki ay aşağıda da para mı bekleteceğim? Yani bu adamları enayi yerine koymayın arkadaşlar. Bunların da bir sürü danışmanlar var sizin gibi. Ee, bizim gibi. Ee, yani bir sürü insanın fikir aldıktan sonra iş yapıyor. Bu adamlar yürü şuradan almazlar, şuradan hiç almazlar. Buradan da aldıkları zaman da 3-4 ay, belki 1 yıl, belki 2 yıl beklemez ihtimali var. Onun nedenle bunlar yapacağı iş, 4000 küsüre düşmeden kesinlikle bir şey borsaya giremezler. Tamam, kısa geçeceğim demiştim. Sonrasında e, şeye geçelim. E, Bitcoin ne durumda? Bitcoin ile ilgili de incelememiz yapalım. Şimdi arkadaşlar Şurada bir çizgi çekmiştim. Bu çizgiyi henüz bırakmıyorum. Çünkü ben bu çizgiye gelmeden Bitcoin'i alma işini düşünmüyorum. Almayı tavsiye etmiyorum ya da önermiyorum. Kesinlikle de tavsiye olarak düşünmeyin tabii ki. Cümle ağzımdan yanlış da çıktı. Yatırım tavsiyesi değil bunlar. Ben kendim olarak düşünüyorum bu videolarda. Şimdi şöyle düşündüğümüz zaman çünkü Bitcoin Tamam, bak buralar hiç al yok. Buraya kadar hiç al yok. Gördüğünüz gibi. arada gördüğünüz gibi e, al yok ama şuradan başlamak gerekiyor. Şuradan 47 binden, 47 binden 30 yani e, 30 bin dolar artış oluyor ve hiç al yok. Yani arkadaşlar, bu neyi gösteriyor? Artık satışa gelmiştir. Yani hani e, yurt dışında yok işte şu bu kadar aldı binden ne yaptı dese de buralarda satışa gelmiş olacak. Ben size daha önce de söylediğim gibi 15 bin dolarda aldığınızda do, şey bitcoin'i e, 45 bin de, e, minik satıp sonra e, bir ufak destekleyebilirsiniz demiştim. Sonra 57 bin geldikten sonra zaten e, bir az çok az bir şey e, satabilirsiniz demiştim. Hani şurada az bir şey burada bir o kadar da burada satış. Artık 80 bin, 78 bin civarda da buralarda biraz daha satabilirsiniz demiştim. Çünkü buradaki hedef 130 bin yolculuğu. Ya buradan böyle hiç satın alma vermeden 130 bine gidecektir. Ya da buraya gelip ya şuraya düşecek, ya 57 bine düşecek ya da 53, 54 bine düşerek yukarı fırlayacak. Şimdi bu durumu düşünün arkadaşlar. Siz Bitcoin'in büyük bir al yapması gerekir, gerekmesi gerekiyor. Bu nedenle büyük bir düşüş olması gerekiyor. Büyük bir düşüş olduğunda size şunu da söyleyeyim. Aynı şimdi bir tane daha sekmede açacağım. Ee, burada da e, ne açalım? XRP USD Şimdi burada düşünün arkadaşlar şimdi. Sesli düşünüyorum. Bitcoin ee, yukarıda, şimdi bu fazla çizdik buraya. Ee, gördüğünüz gibi yukarıda, şuna çok az bir şey, şöyle. En azından şurada bir yapması lazım, ya burada yapması lazım, ya burada yapması lazım, değil mi? Şimdi, bundan herhangi birine buraya gelmeden e, gelmesi için ne olacak? Bitcoin, bayağı bir düşmüş olacak arkadaşlar. Siz sadece örnek veriyorum bir tane şey altcoin olarak. bir tane sadece XRP verdik. Bu arkadaşımız düştüğü zaman nereye gelmesi lazım? Ya yani buralara gelmesi lazım. Ya yani şu kanallar aşağı düşmesi lazım. Ya yani siz şimdi kanalları yani size buralardan Bitcoin, altcoin alın deme şansım yani yok. Böyle Bitcoin alma kesin, altcoin alma kesin intihar gibidir. Çünkü aşağı geldiğinde burada 6 ay mı 1 yıl mı duracağını kimse bilemez. Yani şunu da söylüyorum. Buralarda 6 ay 1 yıl kalabilir. Yani Amerika'da seçim var. Belki faiz indirmeyi falan erteleyiz, erteler. Ondan sonra para basma bilmem ne olmaz. Ne olacağı belli değil. Yani Amerika'nın dolarına bağlı bunlar. Bu nedenle burası çok tehlikeli. O nedenle altcoinlerin ne kadar aşağı düşeceğini kimse bilemez. Bu nedenle altcoin'leri alma zamanı gelmedi arkadaşlar. Her an elinize verebilirler. Yani bir pardon. Yani tehlikeli bir durum. Yani hani elinizde kalır bunlar. Yukarıda almaya çalışırsanız. Çünkü çok fazla altcoin'ler coştu falan diyenler var. Böyle şey gazla gelmeyin arkadaşlar. bu nedenle sizlere altcoin'lere alma zamanı gelmediğini söyleyeyim. Çünkü Bitcoin gerçekten ciddi bir şekilde al vermeden altcoin'lere girmeyiniz. Sonra altına bakalım. Arkadaşlar ben altını da, ons altını da e, nasıl Bitcoin'i dolar takip ettiğim gibi e, ons altını da e, şey e, altını da dolar olarak takip ediyorum. E, burada e, gördüğünüz üzere ben size böyle grafikte Fibonacci serileri, trend çizgileri falan çizmiyorum arkadaşlar. Böyle kaba çiziyorum çünkü e, Şöyle düşünün trendi. Bu şu trend böyle giderken devam etmesini beklersiniz. Ama bu adam bu bu kaynağın başındaki adam enayi mi? Değil. Bu adam trende bir yerde kırması gerekiyor. Trende burada da kırabilir, şurada da kırabilir, şurada da kırabilir. Bunu kimse bilemez. Yani sizde böyle grafik açtığında trend burada gelecek bilmiyorum ne yapacak. Trend o zaman sürekli gidecek. O zaman ne zaman ne olacak? Elinde kalacak. İşte onu bilemezsin. O nedenle e, bu paletin sahibinin şey, sizin kullandığınız fonksiyonları bilmiyormuş gibi yapmayın arkadaşlar. Bu kesinlikle fonksiyona çok fazla aldanmayın. Sonrasında Dolar şey altımız ne oldu 2200 civarına yaklaştığı zaman ne yapıyor satışıyor tamam satış ne kadar yiyecek çünkü çok fazla arkadaşlar şuradan baktığınız zaman şu çıkışın bir türlü ciddi bir şekilde şeyi yok yani bir boşalma olmuyor yani stop outları çok fazla olmuyor bu nedenle alış çok fazla çok fazla olduğu için hep yukarı gidiyor. Bu altın buraya da gelse yine 2100'ü aşağı düşüp düşmeyece belli değil. Yine yukarı gidecek. Yine yukarı gidecek. Niye? Altın önü açık çünkü Amerika'da faizler düştü. Bir düşme fiyat yola Zaten uçacak. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz. Hiçbir yerde kuyumcularda altın kalmamış. Çin'e bakıyorsunuz. Çin'de bir altın çarşısı açılıyor. Altın çarşısında altın anında bir tükeniyor ve ortalıkta altın yok. E, bu durumda altın, bu altın buralarda kim tutabilir? Kimse tutamaz. Geçmiş olsun. Gümüş de aynısı. E, gümüşte de, gümüşte de bir sıkıntı var. Gümüşte gördüğünüz üzere e, yukarıda, e, bu da gümüşte altına bağlı olarak itekliyor altın gümüşü. Birbirini tek tep duruyorlar. E, gümüşte 2024 ve 2025 gümüş ve altın yılı olacak demiştik zaten hala olacak burada yapacağı iş şöyle 24'e düşer 23'e düşer en fazla yine yukarı geçecek Çünkü altın onu yukarı çekecekler sonrasında altın gümüş Bitcoin ev emlak konusu Arkadaşlar şimdi emlakla ilgili açıklandı işte artış olmuş Hadi gözünüz aydın artış oldu diyor Şimdi Ocak ayında artış olma sebebi insanların yıllık yatırımlar yapması ve planlarını yapması. Seçim olacak deyip seçim sonrasını belli olmadığı için bir taksite bağlayıp önünü görmeleri. Önünü görürken de insanlar hani tamam emlak işte konut kredisi kullanmadan çoğu yüzde %40 küsur e, azalmış emlak kredisi kullanmama e, o o şekilde artış olması sebebi de ihtiyaç kredilerini bir türlü alarak destek sağlayarak yapılması. Çünkü emlak kredisi aldığınız ikinci daire için ya da herhangi bir şey olduğunda bunun bir ekspertiz üzerinde bir bilmem ne o ücreti falan çıkıyor. Bu da büyük bir sıkıntı. O nedenle e, e, insanlar bir an önce faizler düşürken Ocak ayında aldılar ve kapattılar yani bundan sonra ne olacak emlak ve e, daire fiyatları arsa fiyatları artık sona geldiğini düşünüyorum çünkü altın ve gümüş altın gümüş Bitcoin çağı 2024-2025 iken kimse artık ev ve emlak yatıracağını pek düşünmüyorum e, şu anda ev, ev emlak almanın en güzel zamanı ihtiyacı olanlar için böyle bir şey söz konusu değil İhtiyacı olan her zaman alsın e, en düşük zamanları şu anda çünkü. Arabaya gelecek olursak araba fiyatları da e, artış yapamıyorlar çünkü kimsenin cebinden bu arabayı alacak kredi yok. Krediye şimdi arabayı alacak parayı olsa götürüp bankaya koyduğunda zaten e, yüksek miktarda e, vadeliden para geliyor. O nedenle insanlar keyfini e, için araba da alıp kullanmıyor. Arabaya sadece ihtiyacı olanlar alıyor. O nedenle araba satışları da şu anda düşük yerde seyrediyor. O nedenle araba almanın zamanıdır. Yani ev, emlak, araba, mal, servet yapmanın tam zamanı arkadaşlar şu anda. Paranız varsa bunları yatırıp alabilirsiniz. Hani Bunlarla ilgili yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Bunlar e, gelir olarak değil, bunlar kullanım olarak diyor fikirlerim. E, gelir olarak bunları kesinlikle düşünmüyorum. Borsayı anlattık. Dolar. E, arkadaşlar dolarla ilgili... E, Şöyle bir sıkıntı var. Hani e, yok işte biliyorsunuz hani kredi, nakit çekim, kredi kartlarından nakit çekimlerini 3 taksite ile sınırlandırdılar. %25 nakit kullanımına e, sınırlandırdılar. %25'i kullanabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumdayken e, doların düştüğünü düşünüyoruz. Yani hani e, herkes kapalı çarşıda sıraya geçip dolar almaya çalıştı dedik ya. E, bunlar bundan yaparak düşürdüğü düşürdü gibi parite düştü gibi gözüküyor ama orada bir sıkıntı var size o sıkıntıyı da söyleyeceğim ee, sıkıntı şuradan da şimdi ne yapmıştık bu? ya burada size bir bitcoin açacağım çünkü e, dolar karşılığı sadece TL karşılığı düşünmeyin arkadaşlar e, evet, şunu boşaltalım. Şimdi şöyle düşünün. OCD Tetre bakalım arkadaşlar. 32.35 Size bir bilgi vereceğim. 33.4 falan gördük ya. Arkadaşlar onu şurayla eşleştirin. Bakın şimdi görüyorsunuz değil mi? Bakın İnsanlar şurada bakın bu artış hiç satış vermedi ya bir satış bekliyorlar. Bu nedenle buralarda hep kar satışları var. Yani ufak tefek de olsa kar satışları var. Kar satışları da Türkler yapıyor şu anda. Burada da kar satışları var. Burada arkadaşlar şu demektir satışa girdiği an ne oluyor satışa girdiğinde insanla onun karşılığı bunun karşılığı Bitcoin'in karşılığı USDT'dir arkadaşlar. Yani bu USDT karşılığı da eşittir kapa çarşı ile aynıdır fiyatlar serbest fiyat piyasada fiyatlar uçtu falan makas açıldı falan diyoruz ya o kadar da ciddi değil. Memel Şimşek adam gözlere şişmiş bakıyorsunuz sabah 24 saat işin başında kontrol ediyor. Bu e, ondan kaynaklanan bir şey değil. Bu burada e, şuradan almıştı. Bakın şu aşağı düştü. Buradan tekrar alanlar var. Aldı, yukarı geldi. Burada buraya kadar gelirken yükseliyor. 33 33.333.4'ü falan burada gördü yukarı çıktı. Şimdi buraya geldiğinde ne yaptı insanlar? Hop. Burada yine satış verdi. Satış verdiği zaman ne oldu arkadaşlar? USD e, TL olan düşmüş oldu. Yani değeri düşüyor arkadaşlar burada. Şimdi buradan tekrar yukarı doğru gitmeye başlar. Ne zaman bu arkadaşlar Bitcoin şöyle aşağı doğru geldiğinde el ya da şu kadar bile sarssa, 65'e bile sarsa şu an için normal USD'nin karşılığı en az iki ele daha fazlasına gider. Nasıl hani 31 diyeken burada 33.5 gördüysek e, normal parite 33 iken de 35'i göreceğiz. Niye? Çünkü burada insanlar şu aşağı doğru düştükçe almaya başlayacak. Al al, al 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 hep yukarı çıkacak. Bu defa ne olacak? Piyasada USDT karşılığı azaldığından dolayı e, kapağı dediğimiz serbest piyasada dediğimiz dolar kuru da artmış olacak. Olay tamamen bunun ilgili bir şey. İşte işte eee açılıyor falan hikaye arkadaşlar. Bu konuda kimse değinmiyor, bahsetmiyorlar. sonrasında euro EuroTR'ye gelelim. EuroTR neye bağlı arkadaşlar? Euro USD'ye. Bu gördüğünüz gibi e, Euro grafiği hep yukarı gidiyor. Biz de biliyorsunuz hani e, aşağı düşen bir şey yok. Hep yukarı gidiyor, yukarı gidiyor, yukarı gidiyor. Tamam yukarı gidiyor. iyi güzel. Şimdi şöyle düşünün. Bakın dolar değerlenmiş. Bu da Euro-Dolar grafiği. Alt dolar değerlenmiş. Dolar değerlendiğinde ne yapıyor Merkez Bankası? Elindeki doları satar kardeşim buraya doğru yukarı doğru dolar değer düşürürken ne yapar Merkez Bankası dolar alır bak Euro artarken Merkez Bankası dolar alır Euro zaten Merkez Bankası çok fazla almasına çok fazla şey yapmıyor çünkü bizim ihracatlarımızın çoğunluğu Avrupa olduğu için Avrupa'dan bize zaten Euro geliyor Euro geldiği için e, grafiği daha da aşağı oluyor Merkez Bankası daha az para sağlam şey harcamış oluyor düşürmek için. Çünkü e, onu karşılığı TL dolar almaya çalışıyor. Şimdi burada düşmeye çalıştığı zaman Merkez Bankası ne yapar? Dolar alır mı? Hayır. Dolar, bu aşamada dolar satar. Merkez Bankası yukarı doğru giderken euro dolar paritesi dolar alır. Çünkü değerli düşen doları alır. Şimdi şu anda değer artan dolar var değil mi? Şu bu aşamada. Burada da doları şurada gördüğünüz gibi dolara kesinlikle satmaz. Şurada dolar satar. Burada Burada da pardon. Burada doları dolar değeri düşük olduğu için yukarı doğru euro dolar paritesinde euro değerlendiği için dolar düşer. Dolar düştüğü için de Merkez Bankası dolar toplar piyasadan arkadaşlar. Şimdi asıl bomba bu. Geçen hafta daha önceki hafta yukarı doğru giden vardı. Şimdi aşağı doğru giden bir euro var. Bu da doların değerlendiği arkadaşlar. Bu da nedir? Euro dolar paritesinin etki ettiği dolar ve Euro TL karşılığı olan değerin e, dengelemek için bu hafta Merkez Bankası'nın geçen haftadan çok daha fazla para harcamış olacağı. Bu durumda e, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz teşekkür ederiz. E, kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. E, başka da... E, başka neydi... Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumları açıyorum bundan sonra. Ee, yorumlarınıza ihtiyacımız var. Yönden ihtiyacımız var. Yorumları genelde açmıyordum ama e, biraz bazı yorumları açmak istiyorum artık. E, çünkü e, bu defa hiç yorum olmamış gibi oluyor. E, bazı yorumları açmak istiyorum. Sizden de destek istiyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.